Aslıcığım hadi, Kıvılcım annene bir söyler misin? Acele etsin, geç kalıyoruz. Hiç bakamam şimdi. Biz kızlarla televizyon izleyeceğiz. Ne oluyor ya? Ay bir şey olmuyor, kanal değiştiriyorum. Ama biz film izliyorduk. Hadi canım. Peki bunun beni ilgilendireceği fikrine nasıl kapıldınız? Amcacığım, Kıvılcım tam filmin ortasında kanalı değiştirdi. Çok ayıp. Kıvılcım hep beraber film seyredin yavrum. Olmaz. Biz magazin izleyeceğiz. O zaman mutfakta izleyin siz yavrum. Yok ya. Onlar besleme. Onlar mutfakta izlesin. Kıvılcım çok ayıp. Ya bana ne? 40 yılın başında bir arkadaşlarım gelmiş. Ne istersem yaparım. Neyse boş ver amcacığım. İzlesinler onlar magazinlerini. Ha şöyle. Herkes adını bilecek değil mi? En sonunda. Nasıl olmuşum canım? Çok güzel. En azından şu ana kadar giydiğin 8 adet elbisenin en güzeli. Ay olmaz. Emin olmam lazım. Kızlar? Kızlar söyleyin bakalım nasıl olmuşum? Bence. Sana sormadım Kıvılcım, sen bir sus, ben kardeşlerine soruyorum. Evet canım. Mükemmel görünüyorsunuz yengecim. Bence de. Ay bu köylüler beğendiğine göre kesin yakışmadı. Ben üstüne başka bir şeyler deneyip geleyim hayatım. O zaman ben çıkıyorum, sen de giyinince gel hayatım. Aşk olsun Ekremciğim. Yani sen de insanı sık boğaz ediyorsun. Ben sanki kendim için mi uğraşıyorum? Ekrem'in karısı ne kadar güzelmiş, ne kadar şahaneymiş desinler diye uğraşıyorum. Hayatım sen her halinle çok güzelsin. O zaman unutturma da gelince sana şöyle güzel, uzun bir masaj yapayım ha. Çocuklar benimle. Çocuklar hoşça kalın. Çocuklar yaramazlık yapıp arkadaşlarınızı üzmeyin, tamam mı? Canım niye üzsünler? Aman ne bileyim, öylesine söyleyiverdim işte, misafirler ya. Tamam, hoşça kalın. Bak, Müstesna teyzenizin lafından çıkmayın, tamam mı? İyi eğlenceler. Çocuklar, bunları yiyin, daha getireceğim size. Yok, sağ ol Müstesna teyze, biz yemeyeceğiz, odaya çıkalım. Ne oldu ki? Kıvılcım, gerçekten bütün gece magazin mi seyredeceğiz? Ay yok be, deli misiniz? Gece korku filmi seyredeceğiz. Korku filmi mi aldın? Adı ne? Adı Hayaletler ve Beslemeler. On. Bravo çocuklar, bravo. Nefretinizi içinizde tutmayın. Atın böyle, atın rahatlayın. Bir de kolye almış o sümüklüye, düşünebiliyor musunuz? Ay ne romantik ya. Böyle kolye falan. Sonuçta şekil çocukmuş bu Ozan. Kendine gel. Sen Ozan'la niye uğraşıyorsun ki Kıvılcım? Kötülük bazında mı? Evet, bazında. Canım, bazında. Çünkü Kıvılcım örnek bir kötü. Bana Kıvılcım gibi bir çocuk verin, dünyayı yerinden oynatayım. Vay be, atasözü gibi konuştum, değil mi? Evet, sonuçta bırak takılmak istiyorsa takılsın. Olmaz öyle şey! Sorun Ozan'ın onu seçmesi değil. Evet. Ozan'ın beni seçmemesi. İşte bu. Ya şimdiye kadar istediğim her şey oldu. Yani isteseler de istemeseler de. Yine olacak. Ozan ne olursa olsun benim olacak. Yani bunu hepimiz iyi biliyoruz. Bebeğim. O benim oyuncak bebeğim. Bebeğimi elimden almasına asla izin vermem. Ya kızlar, bir şey diyeceğim. Biz bu Ceyhun'a yaptığımız hayalet numarasını yapalım mı? Aferin kız, sümüklü. Sen de kötü olacaksın, örnek al, örnek. Harbiden süper olur ha. Desenize babaannemin ruhu yeniden canlanacak. Ama korkmazlar mı ya? Böyle... Bravo! Bakalım bizim kızlar babaannemin hayaletiyle karşılaşınca ne yapacaklar? Na 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 na, Selena, Selena, na 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 na, ne. Çok güzel kolyemiş abla. Artık yakında istemeye de gelirler. Dalga geçme. Bu kolye ne anlama geliyor şimdi abla? Şu anlama geliyor Nazlıcığım. Şimdi Ozan seninle sırılsıklama aşık. Selin de bu hediyeyi kabul ettiği için Ozan'a karşı boş değil. Leyla! Yalan mı? Aşıksın işte Ozan'a. Aşık. Selam kızlar. Selena. Nasılsınız bakalım, neler yapıyorsunuz? Bugün gündemimizde aşk böceği Selin'in kolyesi var. Dur tahmin edeyim bunu sana. Ozan verdi ya, Ozan verdi. Nazlı. Ben bir şey demedim ki. Nazlı. Sevginden utanmamalısın Selin. Sevmek, aşık olmak dünyadaki en büyük sanattır. Aşk mı? Nereden anladın? Aşk deniz meltemleri gibidir. Sesini duyarız ama nereden nereye estiğini kestiremeyiz. Bak abla, utanacak bir şey var mıymış? Kızlar, benim acil gitmem gerekiyor. Galiba bir yerde yangın falan çıktı, beni çağırıyorlar. Görüşürüz. Hemen geldi, hemen gitti. Kızlar. Ne oldu, ne var yine? Hemen sinirlenme. Ateşkes yapmaya geldik. Sen. Ne var? Kızlar, düşündük ki biz bir oyun oynamaya karar verdik. İsterseniz siz de bizimle oynayabilirsiniz. Ne oyunuymuş bu? Ruh çağırma. Olmaz, ben çok korkarım. Biz oynamak istemiyoruz. Dedim ben size bunlar korkaktır, oynamazlar diye. Siz korkmuyorsanız biz de korkmuyoruz, tamam mı? Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. İsmin ne dedi söyleyiverdim müstesna müstesna. Birden ben ona kalbimi verdim müstesna müstesna. Gel gel. Kolay gelsin anne. Benim işim kolay. Esas senin şu işe gelelim bir hele. Benimki de kolay canım, çok zor değil. Bütün gün direksiyon sallıyorum. Ya tabii kendine göre zorlukları var ama. Ben o işten söz etmiyorum. Hani şu senin geçen akşamki kızı anlat bakalım bir. Seval mi? Ha, kim o kız? Seval. Çok güzel, iyi bir kız. Benim onu söylemediğimi biliyorsun. Geçilerimi kaçırttırma benim. Kimdir o kız? Anası babası kimdir? Ne iş yaparlar? Kız ciddi mi? Yani şimdi anne, o kadar zengin bir ailenin kızı olunca ister istemez ciddi oluyor insan. Bir sürü okul bitirmiş. Bana geçen sefer söylemişti ama 4-5 taneydi, aklımda kalmadı isimleri. Ah benim güzel oğlum. Sen benim hayattaki biricik oğlumsun. Bu dünyada hiçbir şeyle ölçmem seni. Ama o kız senin dengin değil. Okumuş, zengin aile kızı. Ha bak, daha üstündür demiyorum. Ama dengin değil senin. Ya olur mu öyle şey anne? İki gönül bir olunca ne fark eder ya? Ah, eder oğlum, eder. O kızın alıştığı bir hayat var. Senin edin ne, budun ne? Onun alıştığı o hayatı verebilecek misin ki ona? Şimdi benim Ekrem Bey'le böyle bir hukukum var. Zam isterim. Gece de taksiye falan çıkarız. Ekstra iş yaparız. Aşk bu anne. Kolay olmuyor yani savaşmadan. Ve o kız da böyle bir evlilikte mutlu olur, öyle mi? Olmaz mı? Ah benim saf oğlum. Keşke dünya senin dediğin gibi hep güzel olsa. Ama değil. Davul bile dengi dengine vurulur diye boşuna dememişler. Bak, yol yakınken kendini fazla kaptırmadan gel vazgeç bu işte. Bulacaksan da kendi kazancınla yetinecek bir kız bul. Bizim gibiler kalbinin sesini dinlememeli. Senin üzülmeni, acı çekmeni istemiyor. Kapının önüne çıkayım ben. Bu soğan doğruyorsun, çok rahatsız etti beni. Ben soğan doğramıyordum ki. Ey babaannemin ruhu, babaannemin ruhu, sesimizi duy. Ablacık ben çok korkuyorum. Korkma Nazlı, bu bir oyun. Hayalet diye bir şey yoktur. Şşş, hayaleti kaçıracaksınız. Ey ruh, geldiysen bize bir işaret gönder. Anneciğim çok korkuyorum. Hadi gidelim ya. Tamam. Ey ruh, geldiysen fincanı hareket ettir. Leyla sen yaptın değil mi? Maalesef ben yapmadım. O zaman... Ey ruh, geldiysen bir işaret daha gönder. Olma dostum, senin evine para götürmen lazım. Çoluğun çocuğun acıktığında karınlarını verdiğin sözlerle mi doyuracaksın? Evet, orası öyle. Ama ben kendime de söz verdim. Bırak bu işleri Seyfi. Senin asıl yeteneğin hırsızlıkta ve bu yeteneği kullanman lazım. Geç. İşte yetiştim. Sen nereden çıktın be? Nereden olacak? Senin çıktığın yerden tabii ki de, Ütopya'dan. Defol git buradan. Ne o? Mafyacılığa mı başladın artık? Kendi bölgen mi burası? Ne oluyor ya? Bir şeyler oluyor ama. Yok bir şey Seyfi, yok bir şey. Bak, ürküttün adamı. Şu an burada ben çalışıyorum. Yani burası benim mıntıkam. Git kendine başka bir yer bul. Rahat bırak bizi. Bu adamı tanıyorum. Onu hırsızlıktan ben vazgeçirmiştim. Uzak dur ondan. Ben de senden önce o adamı hırsız yapmıştım. O adam benimdir. Benim olacak. Onu kötü yapmana asla izin vermeyeceğim Hades. Çünkü onu kötülükten vazgeçirmek için çok uğraştım. Sesler duyuyorum ama ne acaba? Özüne dön Seyfi. Sen hırsızsın. Hırsız. Çok korkuttun bizim İstesna teyze. Ay suratlarını gördünüz mü kızlar? Ay Allah! Öyle bir bağırdınız ki benim de ödüm koptu. Yüreğim ağzıma geldi vallahi. Bütün tepsiyi devirdim, gördünüz mü? Hayalet hala burada. Abla! Tamam Nazlıcığım, yapmayın, Nazlı korkuyor. Ne o? Oyunumuzu beğenmedin mi yoksa? Abla! Nasıl da tavuk gibi korktunuz? Üf, yeter bu kadar oyun, siz devam edin. Hadi Nazlı. Yeter bu kadar oyun. Hadi bakalım siz şunları toplayın, ben de buraları temizleyeyim. Ben sana yardım ederim İstesna teyze. Sağ ol. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. Yapsam mı acaba? Bir kereye mahsus, son bir daha. Hadi aç o kapıyı. Açma. Aç. Açma. Aç. Açma. Selena. Etkileme adamı. O benim adamım. O iyiliği seçmiş bir insan. Her insan hatasından dönebilir Selena. Işığı söndürüyorum. Hadi yatalım artık. Ablacık. Ne oldu? Bu gece ışığı kapatmasak, ışık açık uysak. Niye? Hiç. Korkuyor musun yoksa? Pakize Sultan'a ruhu gelir diye korkuyorum. Ay Nazlıcığım yok öyle bir şey. Pakize Sultan ruhu falan gelmedi. Hadi yaz. Gelmedi değil mi? Ay gelmedi tabii ki. Ama fincan niye kımıldadı o zaman? Evet Leyla, fincan niye kımıldadı o zaman? Ay ne bileyim ben, rüzgardan falan kımıldamıştır. Hadi sen yat Nazlıcığım. Selin, sakin olsan sen de. Zaten korkuyor, daha çok korkutuyorsun çocuğu. Rüzgardan fincan hiç kımıldar mı? Tamam, itiraf ediyorum. Ben kımıldattım fincanı. Gerçekten mi? Hı, gerçekten. Hadi yat sen, korkma. Ay Leyla çok fenasın ya. Söylesene fincanı ben kımıldattım diye. Ödümü kopardım valla. Aslında ben... Yoksa... Ne yapayım? Nazlı korkmasın diye öyle söyledim. Ha, merak etme. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Vardır değil mi? Neyse yatalım artık. Işığı söndürüyorum. Abla, bu gece... Işık açık kalsa olmaz mı? Ya Nazlıcığım bir şey olmaz. Korkma, niye inanmıyorsun? Evet Leyla ya. Nazlı doğru söylüyor. Hani tuvalete falan kalkarsak takılıp düşmeyelim değil mi? Selin, Ozan senin bu kadar çok korktuğunu görmesin. Leyla'cığım ne alakası var korkmakla? Yani ben Nazlı korkuyor o yüzden söylüyorum yani yoksa hiç... Abla ne oluyor? Neden ışıklar sönüp açılıyor? Yok bir şey Nazlıcığım, Ozan düşmüştür. Umarım öyledir. Neyse yatalım hadi. Leyla ne oluyor? Ay ne bileyim ben anlamadım ki. saklandım. Ay saçmalama Nazlı, hadi gel yanımıza. Al işte Leyla, sen ne zaman yok bir şey desen bir şey oluyor, kızdırıyorsun bana. Aman, en iyisi aşağı inelim. Ne oluyor bir bakalım. Ay Allah'ım, ne oluyor? Kıvılcım, yetmez mi bu kadar? Çarpılacağım diye korkuyorum. Ya tamam, bu etap tamam. Ya bak nasıl da korkuyorlar ezikler. Çok korkuyorlar onları. Kızlar sakın yanımdan ayrılmayın, tamam mı? Ama burada ışıklar yanıyor. Şimdi anlarız neden olduğunu. Hadi. Biraz daha böyle kalsın. Karanlıkta daha çok korkarlar. Bir de hayalet numarasını yaparsak tamamdır. Bizimle uğraşmak neymiş görecekler. Demek bunların hepsi bir uydurmaymış. Kızlar, hadi şunlara bizimle oyun oynamak ne demekmiş gösterelim. Yürüyün. Girin. Ya ne oluyor ya? Burada özel bir şey konuşamayacak mıyız? Rahat bırakın bizi. Çok özür dileriz. Rahatsız ettik ama çok korktuk. Dedim ben size kızlar, bunlar tavuk diye. Ama gördüklerimizi görseydiniz siz de çok korkardınız. Az önce çok acayip bir şey gördük. Buraya da sizi uyarmak için geldik. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Kaçalım buradan. Selin, sakin ol. Kızlar, inanmayacaksınız ama demin çok korkunç bir yaratık gördük. Çok korktuk. Bak sen. Ne gördünüz? Yoksa evde bir şeyler mi var? Evet. Hayalet. Aa, Kıvılcım, doğru mu duyduklarım? Olabilir. Evde böyle ara ara geliyordu zaten. Aa, yine o hayalet olmasın? Ya. Kıvılcım, sen yaptın. Yapmadım. Yapacak. Hadi. Ah. Kapıda kilit mi vardı ya? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Anne çabuk çabuk. Ne oldu burada böyle? Koşar kardeşim, kafasını çarptı. Yavrum. Güzel yavrum, uyan. Uyan. Ah. Ah. Yavrum dikkat et. Aman yavrum. Aman. Ah, hadi yürü. O kapı kilitli kalacak. Hayır, kalmayacak. Kalacak. Kalmayacak. Görürsün sen. Kıracağım bu güç kalkanını. Kıramayacaksın. Hadi hadi hadi. Kapı. Aa, açılmıyor. Sıkışmış. Ne, nasıl açılmıyor? Sıkışmış. Dilara. Şşt. Dilara, çok korkuttun bizi. Ekrem gelsin, yaptıklarınızı bir bir anlatacağım. Asıl ben senin yaptıklarını anlatacağım. Oyun oynadık diyeceğim. Hiç yaramazlık yapmadık diyeceğim. Ne oluyor ya bu kapıya? Yok, yapmayacağım ben bu işi. Tövbe tövbe, çarpılacağım. Başaramadın işte. O iyiliği seçti. Ama sen kötü birisin. Selena. Seyfi'ye de yazık oldu ya. Yetenekli çocuktu aslında. Neyse.